Bugün sadece bir panelden başlayarak tasarımınıza şıklık katacak bir dolap kapağı hazırlayacağız. Hazır mısınız? MP1018'de kapak yapıyoruz. Haydi başlayalım. İlk adımımız mobilya profilimizi doğru ölçülerde kesmek. 45 dereceli gönye testereyle profilleri uygun ölçüler ve açıda kesimini gerçekleştiriyoruz. Kırlangıç kanal açma makinesi ise montaj aşamasında kullanacağımız köşe birleştirme kırlangıç yuvalarını kolayca açıyor. Sıra profilleri kullanacağımız kapağın panel kesiminde. Bu aşamada daha iyi sonuç almak için tüm panellerin kesiminde çizicili jumpingli testere kullanılmasını öneriyoruz. Paneller istenilen ölçüde kesildikten sonra birleştirme aşamasına geçebiliriz. Artık montaj aşamasındayız. Her parçayı bir araya getirirken bu kapakların sadece bir işlevsellik sunmadığını, aynı zamanda tasarımlarımıza estetik bir dokunuş kattığını unutmayalım. Panel, profil, kırlangıç pimleri, çekiç ve tutkal bir araya geliyor. Öncelikle tutkalı birleşim köşelerini uygulayarak kırlangıç pimlerine hazır hale getiriyoruz. Daha sonra birleşen köşeleri kırlangıç pimi kullanarak sabitliyoruz. Koruyucu streç filmi panel üzerinden sökerek U şeklini almış çerçeve profilimizin içerisine tutkal sürerek yerleştiriyoruz. Tutkal aşamasını kalan profile de uygulayarak tüm parçaları bir araya getiriyoruz. Son kırlangıç pimleri de yerlerine taktıktan sonra kapak profilimiz tamamlanmış oluyor. İşte MP1018'de hazırlanan kapak hazır. Tercihen köşeleri kağıt bantla destekleyerek kurumaya bırakabilirsiniz. Unutmayın, işlevsellik ve estetik bir arada olabilir. Gördüğünüz gibi mobilya paneli ve profiliyle hayal gücümüzü birleştirerek harika bir dolap kapağı oluşturmak mümkün. Artık bu kapak sadece bir parça değil, tasarımların ruhunu yansıtan bir sanat eseri oldu.